8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz nefroloji uzmanı Profesör Doktor Savaş Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Savaş Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün aslında konumuz çok önemli. Bazen çok fazla da önemsemeyebiliyoruz ama böbreklerimiz aslında olmazsa biz neler yaparız diye düşünüyorum bazen de. Evet. Bununla ilgili böbreklerimizin vücudumuzdaki görevinin ne olduğunu sizin ağzınızdan duymak bizi çok mutlu edecek hocam. Böbrek hastalığı belirtilerini bir bize bahsederseniz tabii çok ki, seviniriz. Tabii ki, memnuniyetle. Böbreklerimiz çok hayati organlardır. Karnımızın içerisinde vertebranın yanına yani omuriliğin sağında solunda yerleşmiş yumruk büyüklüğünde iki tane organdan oluşur. Sağlıklı bir insanda iki böbrek vardır aslında ama bazen tek böbrekli ya da çoklu böbrekli olabilmektedir nadiren. Böbreklerimizin temel fonksiyonu kanın süzülmesi, kanın içindeki metabolizma artıklarının idrarla atılmasını sağlamaktır. Temel fonksiyonlarından biri budur. Aynı zamanda vücudun su sıvı dengesini sağlar. Yani bir insan susuz kaldığında idrar miktarının azalması, çok su içtiğinde çıkması vücudun su dengesinin sağlanmasına yol açar. Biliyorsunuz vücudumuzun çoğu sudan oluşur. Onun dışında böbrekler aynı zamanda asit-baz dengesi dediğimiz vücutta oluşmuş asidin atılması, toksik maddelerin atılması gibi fonksiyonları var. Bunun yanında yine kan basıncının düzenlenmesi de yine böbrek fonksiyonları arasında önemli bir fonksiyondur. Böbreklerimiz kan basıncının regülasyonunda, düzenlenmesinde çok hayati organlardır. Bunun dışında yine böbreklerimiz bazı hormonların üretildiği yerdir. Mesela kemik hormonu, D vitamini böbrekten aktifleşir. Yine kan yapımını uyaran eritropoietin hormonu yine böbreklerden üretilir. Yani kansızlığın oluşmasını engeller. Onun dışında ilaç metabolizmaları, pek çok fonksiyonu böbreğin vardır, evet. Peki hocam ne tür böbrek hastalıkları vardır veya da kronik böbrek hastalığı deyince ne düşünmemiz gerekiyor? Evet, böbreklerimiz geçici rahatsızlıklar olabilir, kalıcı rahatsızlıklar olabilir. Geçici rahatsızlıklar akut böbrek hastalığı diye daha çok söyleniyor. Yeni başlayan, hızlı gelişen hastalıklar. Kronik böbrek hastalığı ise uzun aylar ve yıllar süren hastalık. Biz 3 ay gibi bir sınır koyuyoruz ama genelde kronik böbrek hastalıkları yıllar süren hastalıklardır. Bir yandan semptom ve bulguları da yani şikayet olarak da söyleyebileceğimiz bazı önemli sorunlara da yol açabilmektedirler. Böbreklerimizin en önemli sorunları aslında böbrek fonksiyonları kaybedildiği zaman biraz geç dönemde fark edilmesi önemli sorunlardan biri. Böbreklerimizin hem damar yumağı olmasından dolayı damar hastalıkları hem süzme membranı, glomerül dediğimiz yapının bozulması, nefritlere yol açabilir halk arasında nefrit dediğimiz. İntersiyel hastalık, tübüler hastalıklar dediğimiz böbrek filtrasyonunun süzmesinin bozulduğu hastalıklar olabilir. İdrar yollarında taş gibi, tümör gibi hastalıklar olabilir, enfeksiyonlar olabilir. Bunun dışında bazı metabolik hastalıklar, mesela şeker hastalığı gibi hastalıklar böbrekleri etkileyebilir. Bazı bağ dokulu hastalıkları, lupus hastalığı, sistemik lupus gibi otoimmün hastalıklar dediğimiz bazı hastalıklar da böbreği etkileyebilir. Yani böbreğin hastalığı gerçekten çok çeşitli böbrek hastalıkları var. Bir kısmı sadece böbrekte ortaya çıkar, bir kısmı sistemik bir, genel bir hastalığın böbreği etkilemesi şeklinde de karşımıza çıkabilir. Bunun dışında günümüzde ilaçlara bağlı, toksik maddelere bağlı böbrek hastalıklarını da çok sık görüyoruz. Bunlar da önemli sebepler arasındadır. Peki hocam böbrek hastalıklarının ne tür riskleri var? Böbrek hastalıklarının çok önemli riskleri var. Bir kere böbrekler fonksiyonu bozulursa hayatını idame etmek için diyaliz tedavileri veya böbrek nakline ihtiyaç duyulması lazım ama çoğu hastamız aslında kronik böbrek hastaları için konuşacak olursak ciddi kalp damar sorunlarıyla karşılaşıp kardiyovasküler sebepler dediğimiz yani kardiyak hastalıklar ve damar hastalıklarından dolayı birçoğu vefat edebilmektedir. Bunun dışında hipertansiyona yol açarlar, kansızlığa, kemik hastalığına. İşte bunun dışında kansızlık dediğimiz anemi hastalığı, bu gibi çeşitli sorunlar vardır. Enfeksiyonlara meyilli, kanamaya meyilli hastalıklardır. Pek çok sistemi, özellikle kardiyovasküler sistemi olmak üzere çeşitli olumsuz sonlanımları olabilmekte. Peki Türkiye'de hocam kronik böbrek rahatsızlığı sıklığı nedir? Kronik böbrek hastalığı ile ilgili Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı saha çalışması var. O çalışmaya göre erişkin nüfusta %15-16 arasında kronik böbrek hastalığı var. O çok yaygın yani 6 kişiden biri erişkinden birinde, 6-7 kişiden birinde böbrek hastalığı var. Bunların
%5 kadarı da, yani 16'nın %5 kadarı da orta ağır böbrek hastalığı. Bu hesaba vurunca yaklaşık 2,5 milyon civarında erişkinde böbrek hastalığı Türkiye'de olması bekleniyor. Dolayısıyla şiddetli bir böbrek hastalığı yaygınlığı var ülkemizde. Müthiş bir oran hocam. Evet, çok çoğu insan farkında değil. Evet. Farkında olmadığı için fark edilmiyor. Özellikle yaş arttıkça, mesela yaşlı grupta 70-80 yaşındaki popülasyona baktığımızda neredeyse yarısında böbrek hastalığı saptanabilir. Evet. Genç nüfusta da var. Belirtilerden belki birazdan bahsedecek olursak, belirtileri de silik olunca çoğu insan fark etmeyebiliyor gerçekten. En şiddetli böbrek hastalığı baktığımızda diyalize çok yakın veya diyaliz olan nüfusta 300 bin civarındadır. Yani 200-300 bin civarında hasta olması, yani rakamlara vurunca öyle çıkıyor. Neredeyse yarım milyonluk bir popülasyon diyalize görüyor. Çok diyalize yakın. Yani diyaliz hastası, şöyle söyleyebiliriz, yani böbrekleri son aşamaya gelmiş, son dönem böbrek yetmezliği diyoruz. %10-15'in altında çalışanlara biz son dönem böbrek yetmezliği deriz. Bu hastalarımız ya diyaliz tedavilerinden birine gireceklerdir tedavi altına, ya da böbrek nakli olmaları gerekmektedir. Şimdi Türkiye'de son araştırma 2001'in verileri, Türk Nefroloji Derneği'nin kayıt sisteminde 84 bin civarında renal replasman tedavisi dediğimiz, yani ya diyaliz ya da böbrek nakli olan hasta var. Yani 84 milyonuz, 84 bin, yani 1000 kişiden biri ya diyaliz hastası Türkiye'de ya da böbrek nakli olmuştur diyalize girmemek için. Orana vurunca aslında 1000 kişide bir, yani herkes bölgesindeki nüfusa göre bunu yaygınlaştırabilir. Bu tabii, bu 84 binin 60 bini hemodiyaliz hastası. Halk arasında daha çok hemodiyaliz biliniyor diyaliz deyince. Evet. Bir de 4 bin civarında periton diyalizi hastamız var, 3-4 bin civarında. O da bir diyaliz türüdür. Karınla, evet. Karında belki tekrar bahsederiz. Yaklaşık 23 bin arasında da böbrek nakli olmuş hastamız vardır. Yani 84 binin dağılımı da öyle. Hocam peki fazla su içmek böbreklerimiz sağlığı için önemli mi? Yani evet, halk arasında çok işte böbrek deyince hemen aklımıza su gelir. Evet, hemen çok suyu su içelim. Su içelim. Tabii su hayattır, onda bir şüphe yok. Yani suyun, biz özellikle suyun eksikliğinden çekiniriz böbrek hastalıkları için. Sağlıklı insanlar için konuşacak olursak, kişinin durumuna, yaptığı işe göre, bulunduğu ortama, iklime göre su alım miktarı değişebilir. Çok sıcak bir iklimde terleyen bir insanın belki 3 litre sıvı alması lazım ama çok bir dışarı çıkmayan, evde oturan bir kişi 1,5 litre sıvı alsa da yorur. Ama bizim temel kriterimiz aslında idrar miktarı. Yani idrarı 1,5-2 litre civarında olan bir sağlıklı bir insan 1,5-2 litre idrar yapacak kadar sıvı alması bizim için yeterli. Ama özellikle kronik böbrek hastalarında biz biraz çok sorulardan biri odur. Böbrek hastalarına kadar su içsin. Bu tamamen hekiminin o böbrek hastalığıyla ilişkili önerisine bağlı olarak söylenmeli aslında. Mesela şeker hastaları çok su içmek zorunda kalır. Çünkü çok idrar yapmaktadır. Evet. Ama biz sınır koymaya kalkarsak eksik olur. Çok için demek de her zaman doğru değil. Çok fazla su içilmesi de bazen böbrek hastalığının daha da kötüleşmesine sebep olabilir. Ama genel kriter dediğim gibi 2 litre civarında bir idrar çıkaracak kadar su içmek, o da 2,5 litre civarında yapar ki bizim yemeklerle birlikte, meyvelerle birlikte de sıvalıyoruz. Çay, çorba, evet. Onu da dahil etmemiz evet, gerekir. Dahil etmemiz tabii lazım. Biz olabildiğince komplike sıvılar içilmemesi, saf su içilmesinden yanayız. Hani çünkü böbrekler o ozmotik yük dediğimiz o yükü de tekrar atmak zorunda kalıyorlar. Olabildiğince sade sıvılar, su içirmesi daha sağlıklı. Peki hocam, bu halk arasında bitkisel ilaçlar kullanan bir grup var biliyorsunuz. Evet. Bunlar böbrekleri nasıl etkiliyor? Sonuçta böbrekler aynı zamanda ilaçların da yıkıldığı bir yer, karaciğer gibi. Evet. Bu bitkisel ürünler kullanımının, yani böbrek için ne kadarlık bir risk oluşturduğundan bahseder misiniz? Evet, önemli bir sorun gerçekten. Biz özellikle bazı böbrek hastaları, kronik böbrek hastalıklarında tam bir şifa yok diyoruz ki, yani ömür boyu sizle devam edecek bu hastalık diyoruz. Ya da bazı kanser hastalıkları veya başka hastalıklar, halk bu sefer gidip başka yerlere başvurup bitkisel ürünler başta olmak üzere pek çok alternatif tedavi kendince arıyor. Biz hatta araştırmalar yaptık bulunduğumuz merkezde. Biz 120 tane diyabetik hastaya, şeker hastasına sorduk, siz bitkisel ürün kullanıyor musunuz diye. Bunların %50'sinden fazlası doktorun yani tavsiyesi olmadan kendi başına
bitkisel ürünü sırf şeker hastalığının tedavisi için kullandıklarını söyledi. Yani bizim rutin içtiğimiz çay kahve de bitkiseldir. Hani onu saymıyoruz. Evet. Tedavi amacıyla bir yerden satın alarak, çoğu da zaten aktarlardan almıştı. Evet. Onların %80'i de hekimine söylememişti bunu. Yani bunun kullanımının, yani biz ben bitkisel ürün kullanıyorum zaten demişti. Zaten doğal ya, onun için söylemeye de gerek yok diye düşünülebiliyor. Evet, hocam. Aynen öyle. Bunu bir yani bir kendince bir tedavi, halk arasındaki bir tedavi gibi görüyorlar. Biz hatta diyaliz hastalarına, periton diyaliz hastalarına sorduk, 60 civarında hastaya. Bunların 1/3'ü hekimine söylemeden bitkisel ürün kullanmaktaydı. Halbuki sizin de bahsettiğiniz gibi böbrek çok önemli toksinlerin atılması, metabolizör atıkların atılması fonksiyonunu görüyor. Böbrek yetmezliği başladığında bu bitkisel ürünlerin ne metabolizmaya uğrayacağını, ne sonlanım yapacağını bilmiyoruz. Daha fazla yoracak. Tabii daha da böbreği etkileyebilir ve hiç istemediğimiz olumsuz, diyalize kadar varabilen yan etkiler olabilir. Aslında bitkisel tıp bizim çok hani karşı çıktığımız bir şey olmayabilir. Bizim kullandığımız ilaçlar zaten onlardan elde ediliyor. Zaten öyle bir şeyin dozu, miktarı, bir de faz çalışmalarından geçiyor biliyorsunuz ilaçlar. Ne tür yan etkileri var? Hepsi başka var. İlaçla etkileşimi oluyor mu? Kimlerde kullanalım, kimlerde kullanmalıyım? Dolayısıyla bunlar böbrek hastaları için hassas konular. Hekiminin bilgisi olmadan herhangi bir bitkisel tedavi kullanmasını önermiyoruz. Kesinlikle. Evet, olumsuz bekliyoruz. Hocam peki böbrek hastalıklarının teşhisi nasıl konulur? Ne yapmak lazım size gelmek? Evet, biz önce hastanın belirti bulgularıyla bir hastayla konuşuyoruz. Hastaların en çok bize, yani böbrek hastalıklarında belirtiler çok geniş bir yelpazede olabileceği için hasta bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk, direkt kaşıntı. Direkt böbreğim diye size gelmezler, evet, direkt hocam. Direkt böbrek ağrısıyla genelde gelmiyorlar. Evet. İdrar değişiklikleri olabilir. İdrarın fazla köpürmesi, idrarın kırmızı veya kola çay renginde gelmesi, bacaklarda şişme, nefes darlığı, işte kalp ağrıları, şuur değişiklikleri, yani böbrek hastalıkları çok geniş bir yelpazede olabilmektedir. Biz o bir kere hastanın anamnez dediğimiz, yani şikayetini, hikayesini öğreniyoruz. O bizi bir yönlendiriyor. Sonra detaylı bir ilaç anamnezi, işte bitkisel ürün kullanayım artık onu da soruyoruz. Ailesinde var mı, ırsi bir hastalık var mıdır? Bunları öğrendikten sonra titiz bir muayene ile böbrek hastalığına delalet eden bulgular nelerdir? Hangi tür böbrek hastalığı olabilir? Bunu ayırmaya çalışıyoruz. Sonra basit idrar tahlili, bazen idrar biriktirerek tahliller yapıyoruz. Yine kandaki böbrek fonksiyon testleri, çıkan sonuçlara göre ek kan tahlilleri istediğimiz oluyor. Çoğu zaman ultrason yaptırıyoruz. Ultrason çok kolay yapılan, herhangi bir yan etkisi olmayan bir tetkik. Bazen tomografi, MR, sintigrafi, en son bazen olmadı böbrek biyopsi yapmak zorunda da kalabiliyoruz kesin teşhis için. Hocam çok detaylı bir konu gerçekten. Evet. Süremizin sonuna geldik. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Daha bitmedi bence konumuz hocam. Bir dahaki sefere tekrar buna devam edelim. Hocam konu aslında en önemli kısmı belki de diyaliz ve böbrek nakliyle ilgili kısmımız kaldı. Onu da inşallah bir sonraki programda tekrardan değerlendirelim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim nazik davetine. Sağ olun efendim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz nefroloji uzmanı Profesör Doktor Savaş Öztürk idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.